Trump, Gülen'in hayallerini bitirdi. F. Gülen'in Pensilvanya'dan son haftalarda gönderdiği mesajlar, Kasım'da çok güzel şeyler olacak, cezaevleri boşalacak, yeniden geliyoruz yönündeydi. Yalancı çobanın inananı kalmadı ama FETÖ'cüler hala asrın kurtarıcısının bir mehdilik yapacağından emindiler. Kasım'da ne olabilirdi? Kimisi kripto FETÖ'cülerin yeni bir darbe girişimi gibi anladı umut zehrini. Halbuki Gülen, Hillary Clinton'ın Amerika başkanlık seçimini kazanmasını işaret ediyordu. Gülen, Clinton başkan seçilirse, kendisinin Türkiye'ye asla iade edilmeyeceğine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerindeki baskının artacağına inanıyordu. Amerika'nın Suriye'de PYD ve PKK desteğini artırmasına, Türkiye'nin köşeye sıkıştırılarak Erdoğan'dan kurtulmak için yeni bir algı operasyonuna bel bağlamıştı. Trump ve Gülen'in hayallerini yerle bir etti. Clinton'larla Gülen'in ilişkisi görülmemiş yakınlıktaydı. Gülen'in bir adamı, Hillary Clinton'ın New York senatörü seçildiği 2000 yılından itibaren manevi evladı gibiydi. Bir başka adamı da Hillary Clinton'ın yakın çalışma ekibindeydi. Cemaat içinde bu yakınlık öylesine abartılıyordu ki Türkiye'de Başkan Clinton önemli konularda Beyaz Saray'da Hoca Efendi'ye sürekli istişare ediyor diye konuşuluyordu. Öyle böyle değil. Amerika tarihinde Türkiye'den gidenler arasında hiç kimse bir Amerika başkanıyla F. Gülen'in kurduğu yakın ilişkiyi kurmamış kuramamıştır. Türkiye'den toplanan himmet paralarının Clinton Vakfı'na gittiği, Hillary Clinton'ın seçim çalışmalarında harcandığı iddiaları Trump'ın ekibini rahatsız etti. Trump'ın dış politika danışmanı Walid Faris, Amerika Türk Konseyi'nin Washington'daki yıllık toplantıları sırasında Amerika'daki Gülencilerin Clinton Vakfı ve Clinton Küresel Girişimine yaptıkları bağışlarla ilgili olarak bizim Clinton Vakfı ile ilgili çok endişeli olduğumuzu herkes biliyor. Bir NATO üyesi olan Türkiye'nin terör örgütü olarak gördüğü kişilerin Clinton Vakfına bağış yapmış olması şoka edici olur. Trump yönetiminin ilk bakacağı dosyalardan biri bu olacaktır diye konuştu. Yine Donald Trump'ın siyasi danışmanı Peter Navarro, geçtiğimiz Temmuz sonunda National Interest sitesinde yazdığı Hillary'nin Türkiye'deki darbeyi desteklemekle suçlanan gizemli İslami din adamıyla bağları başlıklı yazısında şöyle dedi. Gülen Amerika'ya karşı gizli ya da kültürel tehdit oluştururken Türkiye'deki demokrasiye ve istikrara karşı da bir dış tehdit. Bu nedenle Hillary'nin potansiyel gülenci finansal bağlantısı oldukça alarm verici." Obama yönetimi F. Gülen konusunda Türkiye'yi oyalamaya devam ediyor. Şimdi yeni bir durum var. Başbakan Yıldırım, Trump'ı kutlayan dünkü mesajında Gülen'in iadesi konusunda açık bir çağrı yaptı. İlişkilerimizi bozan, tarihsel dostluğumuza zarar veren bu elebaşını ülkemize kısa sürede iade ederseniz, Türkiye ve Amerika arasında yeni bir sayfa açmış olursunuz dedi. Yeni Başkan'a daha ilk günde bu konunun gündeme getirilmesi, meselenin Türkiye açısından önemini yeterince anlatıyor. Yeni yönetimin Türkiye-Amerika ilişkilerinin FETÖ, PKK, PYD, YPG terör örgütleri yüzünden zehirlenmesine izin vermeyecek basireti göstereceğine inanıyoruz. İnanmak istiyoruz. F. Gülen'in güvendiği Clinton dağlarına kar yağdı. Pensilvanya'da karalar bağlandığını... Ağıtlar yakıldığını tahmin edebiliriz. Kendisini beklenen salih zat zanneden kozmik tilmizleri, şimdi F. Gülen'i hangi ülkeye kaçıracaklarının hesabını yapıyorlar. Daha önceki bir yazımda söyledim, dünya artık FETÖ'cülere dar gelecek.